Günaydın. Yeni bölüme hoş geldiniz. Ne haber? Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz çünkü artık sanayiyle işimiz bitti. Bütün aracın bakımlarını yaptırdık geçen hafta. O yüzden sanayiden de video atmak istemedik. Şanzımanın bakımları yapıldı. Motorun yağı, suyu, ufak tefek bir şeyler de vardı. Yani onları kışı hazırlandı. Bu da demek oluyor ki artık yola hazır arabamız. Yani kontağı basıp istediğimiz zaman zaten giderdi de hani bakımları yapılmış halde gidebileceğiz tabii, artık. Tabii. Bu bölümde üst katta işimiz bitti. Bundan sonrasında hep birlikte artık alt kata giriyoruz. Alt katı da bitirdikten sonra da yollara düşüyoruz. Sonlara iyice yaklaştığımız bir bölümle, hatta yapım aşamasından son videolardan bir tanesiyle sizlere merhaba diyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Hadi seyirci. Bismillah başlayalım. We only have love. Embers drifting in the night. Looking wandering on. This is not my home. This skin and bone. The daylight will reconcile the dead and the gone. Let the kingdom come. Çorapları ben koyunca çıkartırız. He, koyunca mı çıkartırız? Sen de bas. Koyunca çıkartabiliyoruz. Bas. Ya olmadı. But we don't face these hills alone. Rising from these broken stones. Brother, you've been bearing the weight. Sister, you are more than they say. There are whispers of a river flowing in our veins. Yeni sobamız geldi. Yeni sobamız eskisinden hiç farklı değil. Bizim soba çatlayınca üretici firmaya ulaştık. Adam dedi ki ilk kez böyle bir şey duyuyorum dedi. Biz de dedik vallahi nazar herhalde. İlk defa döküm soba çatladığına şahit oldu, adam inanamadı. Dedi ki kömür yakıyorlar ya içinde dedi. İki tane çalı çırpıyla o nasıl çatlar dedi. Neyse yenisini hemen gönderdiler. Flame Stove çalışanlarına da buradan tekrar teşekkür ederim. Değerli sahiplerine de çok selam olsun. Hiç ikiletmediler. Hemen biz malımızın arkasındayız dediler. Değiştirdiler. Evet. Şimdi bunu yerine koyduk. Ayaklarını şuralardan deldim. Çok merak edilmişti o. Tabii ki bunu yapacaktık. Evet. Ama bunu da direkt delerek yukarı aldık. Sabitleyeceğiz yerlere. Sonra böyle koca çatı vidaları atacağız. Sonra boruları siyah siyah çok sırıtıyor diye bir sürü yorum geldi. Sizin de dediğiniz olsun. Gittim boya araştırdım. Yanmayan ısıya dayanıklı krem rengi maalesef yoktu. Biraz böyle kirli beyaz gibi. Hem de dedi yandıkça dedi daha da dedi böyle kremleşir o dedi. Biz de o yüzden bu beyaz renge boyadık. Zaten ama
kirli beyaz gibi. Gerçekten tam full beyaz değil. Evet. Alt katta neler yaptık onu da Asim anlasın. Yine burada da çatlaklarımız vardı ufak tefek. Bir de şuralarda böyle koca koca böyle oyuklar vardı. Çünkü bu tahta şunun dalgalanmasına uyum sağlayamadığı için onları güzelce bantladık ve Dyson'ladık. Şimdi burayı boyayacağız Dyson'ın üstüne. Böylece ahşaplarımızla tamamen çok güzel bir şekilde ayrılmış olacak. Bütün ahşap birleşimlerini o Dyson'a uyguladık. Şimdi şu ön tarafın bir eksik parçası var. Onu da koyalım Asimeciğim. Onu da koyacağız. Tamam boyanacak. Sonra da ahşaplar da aynı renge gelecek. Evet yani şunlarla falan bir uyum yakalayacağız. Ve şurayı da bir miktar zımparaladın Ümit'ciğim. Çünkü biz burayı da boyamaya karar verdik. Ya açık renk hoşumuza gitmişti. Ama sonra yukarının ahşaplarını boyadığımız renge yakın şöyle, bir... Şuradan göstereyim. Yani o korkuluklarla bir uyum sağlayacak böylece. Hepsi birlikte aynı renk olacak. Alt kut, alt kut diyorum. Alt kut. Alt kat, üst kat, istas kut, yaşön. Ya. Hepsini tek parça aynı renge çevirelim ki zaten mutfakta biz aslında bunu düşünüyorduk. Yukarıda yapmış olduk çünkü mutfağı biliyorsunuz bu dolapların kapakları falan biraz daha koyu ton olduğu için. Evet evet. Birleşecek daha güzel olacak. Zaten biz o rengi buraya yapmak için almıştık ama yukarıya yapınca mükemmel durunca buraya da devam ediyoruz. Hasibeciğim bu arada riske girdim. İnşallah editlerken bilgisayarım kasmaz. İnşallah Ümit'ciğim. Ama böyle pırıl pırıl videoyu da izlemesin mi takipçilerimiz? İzlesinler demiş. Yani inşallah izleyebilirler. Benim parmağıma bakın. Parmağım bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir V'si var. Bayağı yerine yapışmış ama emin değilim. Yani bakın diğer parmağımla arasındaki farkı şurası bir çıkıntı yani. Böyle bir tam oturmamış yerine sanki. Ama neyse sonuçta yaralarımız iyileşti. Şimdi şurada gördüğünüz çıtalama, hatta şurada daha güzel gözüküyor. O çıtalamaların devamını yapamadım. Şuralara da yapacaktım ama çıta eksik almışız. Asibeciğim her yere koşturuyor. Bir tezgaha silikonluyor. Şimdi şuraya parça kaldıydı. Bir de kediyi seviyor. Tabii yardımcısı da var. Evet sağ olsun ya. Sağ olsun, olmasa nasıl yaparım bilmiyorum. Her şeye yardım ediyor. Yalancım aferin. Düşünsene öyle. Sayfayı çevirmek için kediye yalatıyormuş. Buranın da silikonu çektik mi yarın boyaya hazırlanmış olacak. En azından kuracak. Tavanı komple boyayacağız. Burayı silikonlayıp gidiyoruz. Çünkü anneanneye yemeğe mi davetmiş? Evet yaşasın. Bayağıdır onlarla bir şey yapmıyorduk. Burayı silikonlayalım Asibeciğim. Bir merdivenlerin verniği kaldı ama yanları yapmadığımız için onu da verniğini de atamadık. Yine randımanla çalıştık. Bayağı iyi şeyler yaptık ya. Zaten. Bir hafta sanayide yattığımız için çalışmıyoruz değil mi? Yani orada ben gerçekten yattım yukarıda. Montumu götürdüm. Yarın devam ki o zaman. Yarın görüşürüz. Görüşürüz hadi. İyi akşamlar. Selamlar Asibeciğim. Günaydın. İyi akşamlar. Gittik biraz alışverişler yaptık. Ahşaplarını aldık buraların. Şunları kaplayacağımız, şunların köşe bantlarını. Zaten Ümit bitirdi o işi. Evet, onları böyle çok güzel hepsinin kenarlarını kapladım. Bir şey diyeceğim, şuraya bakar mısınız? Şunu burası delikti, şurası yarıktı yani. Şurayı kesmiş. Ama kapak açılsın. Çekmecemizi buna uydurmuş. Buralarda köşelerin falan birleşimlerini de böyle gördüğünüz üzere arkadaşlar ince işçilik. Çok temiz benden olmuş. 90'larını falan düzgün kesmişsin sana. Sana helal olsun. Ben de bir güzel bantladım. Burayı koyu renge boyayacağız. Tavanımızın boyasına geçecektim ama kurumasını bekliyorum. Silikonlar evet, tam kurumamış. Biraz kurumamış. Soğuk hava diye herhalde. Olabilir. Ama birazdan kurur gibi herhalde. Sonra ben de oraya geçeceğim. Evet. Bugün güneşliydi çünkü. Kurumuştur bir de. Ben o zaman direkleri kaplayayım. Ya direkleri kaplayınca çok güzel olacak bence. Hadi bakalım. Kolay hadi, gelsin. Hadi sana da kolay gelsin. You're my lifeline, my haven, and my sunshine. The only one on my mind. If I got you here with me, no, I'm alright. Let the sky fall, let it crumble. I got it all. With your chasing forever.
Dörde dörtlerimizi buraya koyduk. Bu böyle şekilli olsun dedik. Ötekilerde yaptığımızda şu köşeler açıkta kalacaktı. Daha büyük mesela iki tane L koysak şu köşeler açıkta kalacaktı. Bir de o mesela şey gibi olacaktı. Yaparken 45'leri kesmemişler de böylesine birleştirmişler gibi olacaktı. Şu, bu da şekil. Şundan bahsediyoruz yani şu büyüklerden bahsediyoruz. Bu nasıl durdu? Bu böyle sanki şekil yapmışlar. Evet. Öyle özel yapmışlar gibi durdu. Zaten karşılarda çizgili çizgili ya, onlar da uyacak bu. Bunları yağlayacağız tabii yine. Hepsiyle beraber gireceğiz artık. Oralar da bitti. Demir tamamen kapandı diyebilir miyiz Asimeciğim? Şurası var, şunun altı var. Ön taraf var daha. Hı. Biraz gireriz ama neyse. Bana. Gireriz oralara, daha var. Bak bunun tahtası tamam. Bunun çok parlak parlak oldu. Aslında bu güzel biliyor musun? Böyle cillop. Evet. Kurusun. Buna bir kat daha attık evet. mı? Yukarıda merdivenler tamam. Tuvalet var çünkü. Bu da ne? Nasıl bakıyor? Genzim, gözlerim falan yandı. Mahvoldum. Zehirlendik biz burada. Tavanı boyayamadık. Tavanı yarın boyayacağız. Boyarız. Yarın ne? Çarşamba mı? Evet. Yarın tavanı boyasak, bir sonraki günde bütün tahtaları, ahşapları yağlasak. Buranın zaten görüntüsü çok tam değişmiş evet. olur. Sonrası artık şu mutfakta operasyonlarımız olacak. Oralara başlarız. Başlarsak zaten onlar şey çok keyifli olacak. Evet, oralara güzel düşüncelerimiz var bakalım inşallah. Evet, hadi bugün gidelim, böyle ya. Gidelim. Yerim. Evet, karnımızı doyuralım. Hadi iyi akşamlar. İyi görüşürüz. Akşamlar, görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Ne haber? Soğuk bir kış Eskişehir'inden herkese merhabalar. Asimeciğim, hazır evet. mısın? Tavanı boyuyoruz artık. Şu tavanı boyayalım. Tavanda işimiz bitsin. Onu çek. Çıkalım. Bu arada merdivenlerimizi gösterelim. Şöyle. Bir kat daha atacağız şimdi. Bunlar bir kat daha koyuyoruz. Buraya bir kat atacağız da buraya da şeffaf atalım diye evet. düşünüyorum ben. Bu da eşitler. Burayı çünkü ilk eskiden yapmamıştık. O yüzden tonu farklı biraz çıktı. Evet. O yüzden buraya şeffaf attıkça birkaç kat orası bununla eşitlenir. Eşitlenmezse de önemli değil. Yani bunlar merdiven. Bu da bunun altı gibi bir şey olur. Bu arada kolonumuzu görüyorum Asileciğim. Evet. Bantlarını söktüm. Öndeki kolonlarımızda. Bunları da ağaca çevirdik. Koyulaştırdığımızda yanları bunu da koyulaştıracağız evet. beraberinde. Keşke bunu yamuk yapmasalarmış. Böyle gitmiyor mu? Çok az bir yamukluğu var ya. Bir gıcık oluyorum ya. Başver, takılmayacaksınız. Takılmıyorum. Hiç. Artık hiçbir şeye, mükemmel olmayan şeye takılmıyorum. Haydi bakalım. Bu arada Asileciğim, video yayınlandığında 10 Aralık, biz 9 Aralık'ta 5 yılı bitirmiş 6. yıla başlıyoruz. Vay arkadaş ya. Yani 5 yıl. Koskoca 5 yıl. Vay be. Ne günler geçirdik ya. 5 yılda hayatımızda neler neler değişti. Ah dostlar. Bizi ilk başlardan beri takip edenler vardır aranızda. Sonradan katılıp eski videolarımızı görenler de vardır. Siz bizi ne kadar zamandır takip ediyorsunuz? Bir görelim bakalım eskileri. 6. yılımızın şerefine de yıl dönümümüzde sizlerle beraber YouTube kariyerimizin 6. yılı kutluyoruz. Ne yapacağız? Bir beğeni alırız yani. Aynen. Siz evet. onlar yapacaklar. Asibicim biz doğru. bize kızıştık. Bizi bir kutlarsınız diye düşünüyoruz. Artık bir kutlama beğenisi alırız be ya. Eyvallah, teşekkür ederiz. Eyvah eyvah. My heart goes deeper than my mind, sees farther than my eyes. Ooh. My heart hears better than my ears, peeps as you draw near. Never forgets, so fill my heart, fill my head, fill my bones, fill my breath,
Let us have a laugh that never forgets. My heart goes deeper than my mind, sees farther than my eyes. Ooh. My heart hears better than my ears, beats as you draw near. Ooh. True love never forgets. So fill my heart, fill my head, fill my bones, fill my breath. Let us have a laugh that never forgets. Aa, bu niye böyle oldu ya? Yeri değişmiş. Geri aldık. Komşunun önünü çok kapatıyoruz diye böyle azıcık geriye alalım. Bir de onun da işleri oluyor. Eve böyle malzeme falan getiriyor arabasıyla. Arabasını evinin önüne yanaştıramıyor. Biz bir buçuk aya gideriz demiştik ama. Gidemeyince biraz yukarı aldık. Bizim için büyük şeyler taşıyorduk ya. Şimdi evet. O işler bayağı bitti. Kapının biraz daha yukarıda olması, yani buraya denk gelmemesi sorun değil artık. Bu arada tavanı gördünüz. Artık kollarım kopmuştu en son. Boyadık. Ondan sonra Sibir'cim tost yapmıştı. Tostumuzu yedik, geldik. Instagram'da Reels paylaştık. Bu arada Instagram'a bekleriz, beğenilerinizi. Aynen. Ve demin yorumları cevaplarken böyle o kadar kendimi kaptırıyor ki böyle cevaplıyorum. Neyse, kolum ağrımış ya. Kucağımda da kedi vardı, düşmesin diye böyle tutuyordum. Kolum o kadar ağrıdı ki iş yapmadan şurada otururken kolumu ağrıttım. Şimdi girelim, çalışmaya devam edelim. Bu arada bizi Instagram'dan takip etmek isterseniz hellopeople.co oradan takip edebilirsiniz. Hadi geçelim Asibe'ye. Gel bakalım, gel. Asibe'cim, burası dostlarımız tarafından çok istendi. Şu gri beğenilmedi. Evet. Biz interaktif bir karavan yapacağız. Aynen öyle. O yüzden siz dostlarımızın dediklerinde yabana atmıyoruz. Zevklerimizde uyuşuyorsa yapıyoruz. Ki burası bizim için çok önemli değildi ama rahatsız ediyorsa boyar geçeriz, hiç acımayız. Haklısınız, evet. Hemen, sür. Hemen Asibe'cim şöyle. İşte bu ya. İnteraktif karavan yapımının yeri. Ya şu an sarı ışıkta onun gri olduğu anlaşılmıyor, biliyor musun? Sarı ışıkta boyadığım anlaşılıyor. Aynen. Şuraya flaş tutayım bir dakika. Şuraya bir katı sıvıyayım, kurusun. Flaş bile o kadar sarı ki ışık. Ya bu LED'i değiştirsek mi? Çok fazla mı sarı acaba? Bu ya? Çok turuncu, sarı da değil. Biraz gün ışığı gibi olsa daha güzel olacak değil mi? Gün ışığı da değil. Bize gerçek sarı ampul ışığı lazım. Ama öyle bir LED yok. Yani gün ışığı var. Bu turuncu var, amber. Bir de beyaz var maalesef ki. Buraları nasıl boyayacağız şöyle? Sen boyayabildiğini boya, ben fırçayla gezeceğim sonra. Evet, bütünleşince daha güzel oldu. Haklısınız. Haklısınız, bütünleşince daha iyi olacak. Thank you.
Evet dostlar, macun işi de bitti. Sarkıttık bugün geç saate. Çünkü yarın ahşapların verniklerini yapacağımız için onları hazırlayalım dedik. Boya tarafı bitti. Yani bunlar yani, kurusun macunlar. Evet. Ondan sonra boyalar da tam bir kurusun tutsun ki bant kaldırmasın onları. Aralara da şöyle yine camların da ben birleşimlerini yukarıda yaptıklarımı yaptım. Yarın bir başlayalım Asibeciğim verniklemeye. Vernikle de yağlamaya camları. Bunları bir güzel yağlayalım. Şimdi yukarının yağlama işi daha kolaymış. Çünkü burada tezgahın üstüne çıkmak zorunda kalıyorum. Evet. Bakalım koyu renk burada mutfakta nasıl duracak, onu görelim hep birlikte. Bence çok güzel duracak. Şu an böyle bir çiğ duruyor ya. Evet evet. Yukarıda zaten onu gördük hep birlikte. Koyu evet. Renk çok daha çok. Neyse oldu. Yarın olsun o zaman şey hemen görelim ben. Ben de çok heyecanlıyım. Dur bir dakika ya. Ben bir şey diyordum. Geri gönder. Pardon arkadaşlar, sizi yanlışla yarına götürdük getirdik. Sözümü bitireyim. İyi akşamlar. Hadi bizi ışınlayabilirsin bize. Yarın kübitede sevgilerimi gönderiyorum. İyi akşamlar. Evet, günaydın arkadaşlar. Günaydın. Tekrardan geri geldik bugüne. Bugün kötü bir güne başladım. Ben kendi adıma biraz bahsetmek istiyorum. Ben sabah namazından sonra tam seccadeyi toplayacağım. Hıp dedi, böyle kaldım. Diyaframa nefes alarak burayı açayım, rahatlatayım dedim. Böyle bir 2-3 saniye böyle kilitlendim, kaldım sanki şeydi böyle yani. Direkt hiç hareket edemedim. Tam şöyle kalbimin burasına. Dedim ben kesin kalp krizi geçiriyorum. Allah korusun. Bir nefes almaya falan çalışırken biraz kendine geldi böyle, bir düzeldi gibi oldu. Sonra Asibe'ye gittim. O dedi yatmayalım istiyorsan. Gidelim dedi. Ben dedim ya yatalım, bir şey olmaz, bir ikisi. Sonra yattık. Arkadaşlar yatağa yattım. Sol koluma da böyle bir hafif ağrı gelmeye başladı. Dedim ben kesin kalp krizi geçiriyorum. Ama diyor ki böyle şey, sol koluma böyle damar sanki. He sanki damar yanıyor tipi falan. Yanarak yanarak damar gidiyormuş gibi. Yani yazıları da okudum neler diye. Bütün belirtileri de yavaş yavaş kendimi hissetmeye başladım. Böyle bir tribe mi girdim acaba bilmiyorum ama boynum ağrıyor gibi oluyor. Bir ara burnumdan nefes alıyorum ama yetmiyor gibi böyle. Birkaç kere uyandım böyle. Diye böyle bir anda bir sesle nefesim yetmiyormuş da böyle bir şey oluyormuş gibi uyandım. Mesela bak şöyle falan yapıyorum. Yine böyle kolumda hafif bir ağrı var gibi de hissediyorum. Biraz önce de sırtım ağrıyormuş gibi hissediyorum. Sonra Asibe'nin babası doktor. Doktora soralım. Geri kalktık. Baktı. Ya o dedi ki soğuk algınlığına benziyor belirtiler biraz ya dedi. Ya üşütmüşsün evet. Çalışırken. Yani o sıkıştırma falan da dedi gaz da olabilir. Biraz da tabii üşütmenin verdiği şeyle de ciğerin batması da olabilir diye böyle yüksek nefes alınca batıyorum ama şu an yok bak. Şu an daha iyiyim. Kalp krizi geçirmediysen de ben kendi kendime geçirttirdim. Böyle günlük yaşıyoruz ya, hayata dalıyoruz. İşte aman karavanın şunu yaparız, yola çıkınca bunu yaparız falan filan. Yani orada hıp ölsem, gitsem. Düşünüyorsun düşünüyorsun da hep dünyalık düşünüyoruz değil mi? Ya orada bak ölüp gitsem bunların hiçbirinin önemi yok. Ne yapacaktın sen? Alaska'ya da tek başına gezecektin ha? Allah korusun. Öyle deme de. Ne yapacaksın nasıl peki? Arada... Onları düşünmek istemiyorum. Arazi alıp beni o araziye göm. Mesela ben desen ki ben kardeşim dağlarda gömülü olmak istiyorum. Böyle mezarlıklarda değil. Karadeniz'de herkes kendi bahçesine gömülüyor. Öyle mi? Öyle bir imkan varsa bak vasiyetimdir. Beni Ütopya köye gömün beni. Orada ben uzaktan izlerim sizi. Yani insan direkt şunu sorguluyor. Ben valla başladım şeye. La ilahe illallah. Korkudan diyorum ki kalkayım diyorum. Biraz daha namaz mı kılsam diyorum. Ölme korkusu beni bir sardı. Uyuyamadım bir noktada. Ondan da korkmaya başladım. Eyvah dedim. Gidiyor Ümit. Çok acayip ya. O ölüm düşüncesine girdiğin zaman her şey bırakalım. Çok boş değil mi? Bir anda bütün uğraştığın her şey boşa düşüyor. O yüzden bugün çalışmıyoruz. Hadi hoşçakal. Ben gidip ibadet edeceğim. Ya, ya öyle de değil. Tam da işte. Ya bir şekilde o, yaşıyoruz da. Tabii tabii. Zaten yani biz dünyaya gönderilirken Allah da sürekli ibadet edelim, hayatımızı boş verelim istememiş. Yani bir şekilde hayatta yaşamak gerekiyor. Dünyaya faydalı olacak bir şeyler yapmak gerekiyor. Biraz daha faydalı olmak lazım sanırım ya. İnsan şeyi bile sorguluyor. Biz ne yapıyoruz? Tamam karavan yapıyoruz, geziyoruz falan da yani bunun altını doldurmak gerekiyor falan. İnşallah ömrümüz yeterse, eğer kalp krizi gerçekten geçirmiyorsam ki bugün geçiriyorsam bu kayıt altına giriyor. Ben kalp krizli. Buraları yağlamasını yapacağım. Üzülme. Ben her zaman seni desteklemeye devam edeceğim. Abone olup beğeneceğim. Biraz korkuttum ben ama. Kalp krizime yer alırım diyormuşum. Dünyalık falan diyorsun. Sonra geliyorsun burada beğeni, abone ol, bilmem ne. Neyse. Olmayın arkadaşlar. Abone de evet. Olmayın. Beğeni de yapmayın. Artık hiç önemli değil. İzliyorsunuz işte. Biz videoyu paylaşıyoruz. Siz de oturup izliyorsunuz. Biz zevk aldığımız bir iş yapıyoruz değil mi? Evet. Bunu siz de izlerken zevk alıyorsanız ne mutlu. Size böyle hani karavan konusunda veya başka konularda bilmiyorum fikirler veriyorsak ne mutlu. Gerisi de çok önemli değil. Ya da artık... güzel bir zaman geçirmenizi evet. Sağlıyorsak. Ya insan böyle bazen hırslara kapılabiliyor. Ne bileyim yaptığı işte başarılı olmak istiyor.
istiyor falan ki biz başarılı olduk da bir şey de değişmiyor. Yani hani sizin sayenizde belki rekor izlenmeler aldık. Bir sürü takip eden dostlarımız oldu. 5 sene önce kimse yoktu. Bugün 8 Aralık mı? 7 Aralık'mış ha. Düşündüğün zaman 5 senedir her şeyi gördük. Bunların insan hayatında hiçbir şey değiştirmiyor. Aslında normal hayatlarımızda öyle değil miyiz yani? Öyle. Mesela bu karavanı yaparken acele etmek hiç istememiştim baştan yaparken. Böyle bir gaza geldik işte. Hemen bitireceğiz, şöyle bitireceğiz falan. Ya bitirme ya. Niye bitiriyor ki? Ya bir de bazen mesela evet yorumlar ya görüyorum. Diyor ki işte o siz karavan yapıp yola çıkmayacaksınız herhalde. Tabii ki yola çıkmış hallerimizi beğeniyorsunuz ama biz ilk 5 sene önce bir tane panelman minibüs alıp onun yapım aşamalarını paylaşarak biz başlamıştık. Biz aslında şey yolculuğumuzu paylaşmayı hiç düşünmüş müydük? Sadece yapım aşaması diye. Ya aslında evet. Benim ilk yola çıkışım hatta Asibe hiç istemiyordu YouTube'da olmak. İlk böyle başlarken ben dedim ki hiç kaynak yok. O zamanlar 5 sene önce yani şimdi bir sürü YouTube'da kaynak bulabiliyorsun ama o zamanlar karavanla ilgili çok kaynak yok. Hep yabancılar Türkçe yapım aşamasını biz de paylaşalım da biz gibi sorun yaşayacaklara fikir olur dedik. Hiç bilmeyenler için kendi imkanlarıyla yapmak isteyenlere. Aslında bizim karavan yapımıyla başladı her şey. Sonrasında takipçiler arttı. İnsanlar izlemeye başladı. Dediler ki hadi gezmeye de çıkın. Biz öyle gezmeye başladık hatırlıyorsanız aynen, aynen öyle. Yani gezmelerimizi çok çekme planımız yoktu. Bugün kalp krizimden sonra Sibe'cim şunu anladım. Hiçbir şey hayatında vazgeçilmez değil. Çünkü zaten öldüğünde hiçbirinin değeri kalmamış. Aynen olur. Evet ya. Önemli olan sen mutlu musun? Keyif alıyor musun? Yaptığın işlerden keyif alıyor musun? O yüzden arkadaşlar karar verdik. Bir sene daha yapmayacağız. Biz de bitirmek istiyoruz ama ya ne bileyim ben böyle şimdi mesela şuraya masa yapılacak. Burada yemek masası olacak ya. Evet. Ben şey düşünmeye başladım. Şimdi ben yaparsam yavaş olacak. Bir an önce yola çıkmalıymışız gibi bir hisse iyice kapılmaya başladım ve yaptıralım mı falan demeye başladım. Halbuki ben o masayla böyle yavaş yavaş uğraşsam, onun her köşesinde elim emeğim olsa, o emeği versem. Onu yemek yapmak bence çok keyifli olacaktır zaten. Ki yani sonrasında da yola çıkınca da o masa da senin için daha değerli oluyor. İşte aslında biz bunların hep dışında tutmaya çalışsak da kendimizi biraz sosyal medyanın etkisiyle, biraz ne bileyim belki kendimizin de kapıldığı duygularla unutup gidiyoruz arkadaşlar. Bir de insan elinde olan sahip olduğu şeyle mutlu olmayı unutuyor. Çünkü ona sahip olduktan sonra sanki değerini mi yitiriyor senin için? Öyle bir gözünde bir değersizleşiyor. O maalesef hepimizin hastalığı yani. Maalesef. Neyse biz çalışmaya devam edelim. Sana başlayalım. Bu bir dakika mı ya? Yok be, silikonla geç. Yağmur başladı. Tam da o tencerenin altından aşağıya süzülmesin, o arayı kapatayım diye köşeden koyuyordum ama kaldı ya, yağmur yağdı şimdi artık. Bak ama! Ne yapacağız? Silikonlamış mıydın? Bir köşesi kaldı, onu kesip koyuvereyim bari hemen hızlıca. Chocolate chips and memories, coffee and omega cookies, they make me feel at home. Father, brother, mother, dear, you're so far, but feel right here, no matter how far I go. There's love inside. There's love inside. Big screen and a lazy boy, green and gold uniforms and a breezy color.
Aşağının yağlanması başladı. Hasibici. Çok yakışmıyor mu ya? Evet. Şöyle yakından da göstereyim size. Okey, bak yukarıda güzel duruyordu ama burada da ayrı bir güzel duruyor. Bence şu ayrıntılar önemli olan. Kediler ortalığı su, yağmur, çamur yapıyorlar diye sokmuyoruz güya. Herkes içeride ama. Vallahi billahi başaramadık ya bu kediler. Ne var içeride? Anlamadım. Hava da güzel. Hayır, dışarıda yağmurda durdu. Güzel de hava var. Kış olsa girse hadi desin ki yerleri var. Yatakhaneleri var. Aynen sonuçta. Yatakhaneleri var biliyorsunuz. Ben de Asibe'yle şurayı bir deneme yaptım. Sonrasında devam edin dedim. Şu keşke şurada. Deneme yerine küçük parça gerçekten deneseydik. Evet. İki tarafa balayı sürüyor musun? Kurutup kaplamayı yapıştırıyor musun? Şu biraz pek olmadı. Potlu potlu gördüğünüz gibi. Şimdi sökülmüyor da. Ay Podi! Gel oğlum. Sonra niye geliyor kediler? Ama aşkıma bak ya. Çok minicik. Podi! Gel. Nasıl atlayacaksın? Aha atladı valla. Just a smooth hello, so that we can say it doesn't sound like much, but it's enough to make me stay. It's just a smooth hello, thousand words, 'cause it's a smaller look that made. Çok güzel olmuş. Bir şey değil mi? Ondan rengi bile değişik olmuş. O kadar güzel yapışmış ki. Çok mutluyum. Valla senin işin de zor Asibeciğim. Ya ben... yağlamak mı, sırtında kediyle çalışmak mı? Dik durursam düşecek. Ne çıktı olacak? Çünkü değil mi şeyden? Çıktı. Şapkadan. Kozasından çıktı kelebek, uçacak. Ya böyle bir kedi olabilir mi arkadaşlar ya? Bu podi çok tatlı bir kedi ya. Allah'ın podisi ya. Sen nereden çıktın da böyle? Kuş musun sen? Sürekli böyle Asibeciğimin bir sağına çıkıyor, bir soluna çıkıyor, bir sırtına çıkıyor. Bir de gırlıyor, gır 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 gır. Ama çok çıkma... Evet, çıkmadığında da aşağıda bağırıyor ayağımın dibinde. Ahşap direğimiz de tamamlanıyor. Güzel oldu değil mi? Evet, çok güzel oluyor. Ben de kafamı kaldırırsam bakacağım podi. Çok yakışmış ya. Değil mi podicim? Evet. Koyu renkler girdikçe arkadaşlar burada aynı üst kattaki gibi tatlılaşmaya başladı. Ne oluyor? Sofistike. Bu arada Mustafa abi öğretti, bizi aradık. Dedik ya Mustafa abi, bu ilkini pek yapıştıramadık. Bakın dalın şöyle biraz bazı yerlerde pot var. Nasıl yapacağız abi bunu? Kuracak dedi. Çift tarafa balıyı süreceksin. Kuracak, ondan sonra yapıştıracaksın dedi. Sürdük balıyı burada. Kurumasını bekliyoruz böyle. Tamamen kuruyor gibi oluyor. Öyle yapıştırıyor. Ve yapışıyor. Gerçekten yapışıyor. Öyle çok yapışıyor. Çok ilginç ya. Kuruyunca yapışır mı ya? Çok hoş. Güzel bir iş ya aslında. Ben zevk alırdım da kokusu ben, kötü. Evet. Bali mahvetti beni. Ya ben çok acıktım. Acıktın. Bayağıdır duymuyordunuz değil mi benden bu lafı? Abi ben sürekli duyuyorum. Video söylemiyor. Çayımızı koyduk. Tabii biraz acıktık. Gittik yemeğimizi yedik geldik. Ben biraz daha iyi gibiyim ama böyle sırtım falan da ağrıyor. Ama bir şekilde devam etmeye çalışıyorum. Evet, normalde ikimizin de hiç asla çıkası gelmedi. Yağımız olmasa vallahi ben yarın devam edelim diyecektim ama evet. Kurumasın, ziyan olmasın diye geldik. Zaten sürmeye devam edeceğiz, evet. Kapıları sonra yapacağız. Hava kararmadan, çünkü yağmur başlayacak. Şu üst taraftaki şeyi tamamlayalım diye uğraştık. Bütün işimizi bıraktık. O köşe benti tamamladı. Yağmur durdu, kuruladık hemen. Onu tamamladık. Çünkü o aradan gelip bu kapının içine de girebiliyor. Bu kadar kaplamasını yapıyoruz falan. Zebil olmasın malzeme dedik. Bu yağlama işini ne kadar yürütürsek yarın cuma zaten değil mi? Bence yani yağ bitene kadar muhtemelen yaparız. Yaparız inşallah. Bakalım. Güzel oluyor ama. Take me to the water, strong buzz in my mind. Take me to the water, strong buzz in my mind. Strong buzz in my mind. Take me to the water, strong buzz in my mind. Take me to the water.
was in my mind. Troubles in my mind. Take me to the water. Troubles in my mind. Take me to the water. Troubles in my mind. Vay be, neredeyse ya. Bitirdik ya, bitirdik ama biz de bittik. Saat 10'u geçti, hadi gidelim. Balkonu kapatacağız. Balkonu kapatalım, yağmur yağacak, boşun orası su dolmasın. Neyse ki ya, başka işimiz kalmadı yarına. Yani az kaldı. Şu kadar alan kaldı. Asibeciğim sen beni çekmiyorsun ama bak, ben seni hep çekiyorum. Evet ya, aslında yani biz birlikte yapıyoruz Ümit'le. Ümit beni çekiyor çünkü arada elini falan temizliyor. Ben hiç kalkmıyorum buradan çıkmışken buraya. Yarın görüşüyor muyuz? Hadi iyi akşamlar. Hadi bakalım görüşürüz. Görüşürüz. Bino! Mesaiye erken başladık. Kamerayı açmayı unutmuşuz. Hızımızı aldık. Ben şu kapının tamamlamasını yaptım. Sonra şu kapının başını Asibe'yle beraber yapıştırdık. Şunun devamı var. Ben onu devam edeceğim ama derbim bitti. Ufak bir şey kaldı. Evet. Sonra çerçevelerini koyacağız. Bunun iç çerçevelerini oturtacağız. Ben onu da kararsızım Asibe hala ya. Krem mi yapsak, kahve mi yapsak? Ben krem yapmayalım dedim. Çünkü neden? Krem orada çok sırıtacak. Kahverengi ona bir renk uydurmaya çalışmak daha mantıklı geliyor bana. Hadi bakalım. Öyle yapalım. Buraya kapı kolları bakacağım şimdi derbi almaya gidince. Eğer istediğimiz gibi bir şey bulursak onu da yapacağız. Bu arada bu taraf camları falan yağlaması tamamlandı Hasbeciğim. Evet. Belki bir hafta vererek devam edebiliriz. Çünkü hem en azından çok şey yapmış olalım diye düşünüyoruz. Doğru. Hem de zaten iki tane video kaldı geriye. O iki videoda da bir şeyler yaparak göstererek gidelim istiyoruz. Sonuçta mutfakta tamamlanıyor. En zor işlerinden biri tavan ve yağlamalardı. Ve şu kapıyı halletmekti. Bundan sonrası artık dekorasyon gibi bir şey olacak. Evet. Bir kokpitte biraz işlerimiz var. Bir de burada. Bir de burada buzdolabı falan yerleri var. Bakalım artık son iki bölüme giriyoruz arkadaşlar bu arada. Heyecanlıyız. Yavaş yavaş yola doğru hazırlanıyoruz. Ama son böyle halleri de gözümüzde de canlanmaya başladı. Hala ham halini görüyoruz yani. Altyapısını görüyoruz gibi. Bunun eşyaları, süslemeleri falan girdikçe ya, çok daha güzel olacak. Çünkü mesela şurasını ahşap bir giriş gibi düşünüyoruz. Öyle bir planımız var. Onu bir şeye dönüştüreceğiz bu kısmı. Ama nasıl? Bilmiyoruz yani. Yani bize de sürpriz olacak bunlar. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi biz zaten bayağı çalıştık. Bir yemek arası vereceğiz. Ben derbi alıp geleyim. Kapı kolu bulursam da kapı kolu alayım. Sonra sen de orada yemeği hazırla. Yemeği yiyelim, gelelim, işlerimize devam edelim. Sonra ben yağlama işini falan tamamlarım muhtemelen. Ben de kapıyı tamamlarsam iyi gidiyoruz. Hızlı gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Hadi bakalım. Devam ki. There's a gentle breeze. All the birds are making homes inside the evergreens. Maalesef kapı kolumuzu bulamadık Asibeciğim. Evet. Ne yapacağız? Ben gideyim anneannemin kapı kollarını sökeyim, geleyim mi? Sök bakalım. Oğlum. Böyle eskilerden bak. Şuradan kapı kolu alacağım. Merdiven altını karıştırdık ama çıkmadı. Bir şey soracağım. Bunun ne olduğunu bilen var mı? Bunların hepsi böyle aynı. Şöyle şöyle şeyler, sopalar birbirine böyle geçişleri var. Yani bir sürü var. Uzatma çubuk gibi oluyor ama ne için? Ama ne için? Olsa? Çok güzel bir çadır kumaşı bulduk. Evet ya, çadır kumaşına bakın, ilgecik. Bir çok sürü kapı var da. Evet, size göstereyim mi şunları? Çekin ya, göstermeye yok ne olmaz. Şu ama çanta dolusu kapı kolu var, yani bir çanta dolusu. Bir yerimiz daha var, oraya bakacağız şimdi. Anneannenin sandıklarını patlatıyoruz. Keşke bu koltuklardan birini şeye karavana alabilsek ya. Aa ne güzelmiş. Bir sürü var biliyor musun? 3-4 tane güzeller. Bulduk kapı koluna. Buradalar. Ve şey çok güzeller. Vay 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 vay.
Ama teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Güle güle. Sökemedim ya. Çok bastırıp çevirmek güle gerekiyor. Sağ ol, teşekkür ederiz. Bunu Hasibe'nin rahmetli dedesi bir antikacıda mı, hurdacıda mı ne bulmuş. Oradan almış. Evine kullanmış. Bu geldi, geldi bizi buldu. Bak, bunun anahtar deliği yok. Görüyor musun? Evet. İstersen var. Çok iyi ya. Tam bizim işte işimize yok. Şöyle duracak yani şurada. Çok tatlı oldu. Güzel değil mi ya? Hangisi? Yok ya. Şunun yok yanında ya. Baba baksana şuna. Bu daha iyi o. Tabii daha güzel de. Bak şunun anahtar deliğinin böyle olması bile bence çok iyi. Tabii canım çok orijinal. Bu şeye bak. İşte bu dışarı taşıyor. Şahmeran gibi kapı kolu var. That we always held out hope. So if you grab onto my arm, let's take a walk until the sun gets warm. In time. Ya arkadaşlar ceviz kapı oldu ya bu. Ya ne kadar güzel oldu Ümit ya. Eline sağlık. Vallahi canım senin de ellerine sağlık. Son kısmını Asibe'ye verdim. Ümit'in artık elleri parçalandığı için. Bunun iç çerçevelerini oturtturalım şuraları. Sonra da kulplarını takalım. Takalım ya, çok güzel oldu. Hasibe de bu arada şöyle gördüğünüz gibi alt köşelerin ve şu havalandırmaları falan yağlıyor. Bu tarafı da tamamlamışsın Hasibe'cim. Oh, oh, bayağı bitmiş. Şu karavanın da yerlerini temizleyeceğiz. Alt üst kat ev serlikleriyle gezeceğiz artık. Haftaya öyle serüvene başlıyoruz. Yağmur yağıyor dışarıda. Pıtır 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 yağıyor. Ama onun romantikliği karavana girdiğimizde çamur yapmamıza sebep oluyor. Evet ya. O sebeple ya kapıdan gözümü alamıyorum. Konuşuyorum ama. Bir de çerçevelerini koyayım bakayım Asibe'cim nasıl oluyor. Hadi ya koy be. Walking down the avenue where we used to play. The house on the corner is still the same today as it was when we were children, innocent as innocent can be. I borrowed all your records, you borrowed mine from me. We sat and talked for hours in a box hung in a tree. And we stole your daddy's last bottle of gin. Those were the times. Those were the ways. So take me back. So take me back to the good old days. Looking back from here, I can see that we were blind to the burdens we would shoulder and the struggles we would find. But growing made. Ya şu kapının güzelliğine bir bakın ya. Aranızdan şey düşünenler vardı. O kapı öyle mi kalacak? Evet. Onu bir boyayın falan diye. Dostlar sabahleyin son halini görelim. Hasibe'cim. Şu an saat kaç oldu ya? Baksanıza 9. Çok yorulduk artık. 2 gündür iyi mesai yaptık. Aynen. Ama bayağı bitirdik. Çok da güzel çok oldu ya. Çok güzel durdu ya. Vallahi şuna bakın ya. Bir tek kapı kollarını yetiştiremedim. Onları da sabahleyin artık yoruldum. Aynen yine görürsünüz yani. Yarın edit yaparken bir ara gelir. Hem videonun sonunu çekeriz hem de kapı kollarımızı koyarız Hasibe'cim. Bakmalara doyamadım ya. Vallahi çok arkadaşlar böyle bildiğin kaliteli bir ahşap kapı gibi durmuyor mu ya? Çok iyi oldu ya gerçekten. Birkaç işlemlerimiz var. Şu yanlarına çerçeve dönecek. Evet evet buralar buraya conta ve çerçeve gelecek. Sineklik gelecek falan. Onları da artık sonra görürüz. Hadi bakalım. Aynen. Yarın görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. Take me to the water. Strong buzzing in my mind. Take me to the water. Strong buzzing in my mind. Strong buzzing in my mind. Take me to the water. Strong buzzing in my mind. Take me to the water. Strong buzzing in my mind.
Gördüğünüz üzere alt katımızı yağlayınca da üst katı aratmadı. Kendimi bir çiftlik evinde hissediyorum ben Hatice'cim. Ne diyorsun? Böyle bir çiftlik eviyle biraz da dağ evi havası var. Çünkü şu yaptığımız şeyden ötürü dağ evi gibi oldu biraz. Kafamızda hayal ettiğimiz o buranın tekstilleriyle, aksesuarlarıyla daha da böyle bir güzel havaya bürünecek. Biz ama onu artık görmeye başladık burada. Bizim hoşumuza gitti. Siz ne diyorsunuz? Beğendiniz mi? Nasıl? Güzel olmuş mu? Bir kere kapıya yani artık diyecek hiçbir lafım yok. Yok benim. Evet. Kapı mükemmel oldu. Ben de bu videoda kapı şov yapmıştım. Evet. Ben bu kadar beklemiyordum biliyor musunuz? Bu şovdur. Hasibecim de cillop gibi temizledi karavanı en son. Artık şey ayakkabıyla girmiyoruz içeri. Zaten dışarısı çamur. Her yer pislik içinde. O kadar güzel sildim ki sirkeli böyle çamaşır suyu. Bir de parkeler de yani canı çıkacak böyle yazık yani. Artık evet. Yerlerde yuvarlanarak falan. Ben o zaman bir yuvarlanayım. Dostlar finali burada yapmacağım. Çünkü akşamleyin sevgili Betül yengem benim en sevdiğim şeylerden mercimekli mantı yapmış. Akşam anneanne de mercimekli mantı partimiz vardır. Bakın benim yengem zaten her şeyi çok güzel yapar da bir de Kütahyalı kendisi mercimekli mantıyı böyle kayık şeklinde yapıyorlar. Üf ya. Yemediyseniz yiyin arkadaşlar. Cem mercimekli. Evet kesinlikle. Ama Kayserilere de buradan selam olsun. Onlarınki de ayrı güzel oluyor. Kayseri'ye gider yeriz inşallah be. İnşallah Kayseri'ye gider yeriz İnşallah yeriz be. Buradan tüm Türkiye'ye selam olsun. Geze geze yemek yiyerek. Ya Allah'ım hayal. Bir program yapsak var ya benim hayalim. Yemek. Hani vardı ya Şoray Uzun'da gidiyordu oturuyordu ya Şoray her yere köylerde falan. Maceracı mı? Öyle bir şey vardı. TV kanalları Anadolu'ları geze geze yedi. Şimdi de sıra YouTube kanalında Hello People'da. Hello People'la Anadolu'yu geziyorum. Buram buram Anadolu muydu? Buram buram People. Hello People'la geziyoruz. Hello People uzun yolda. Alternatif isimli önerilerini de alırız. Yalnız biz karavandan artık şey kafa olarak çok uzaklaştık. Tabii biz yapım aşaması bitti bizim için de artık biz yollarda neler yapacağımızı planlamaya yani, geçtik. Zaten şey yola çıktık nerede duralım çok yemek güzel olur falan. Ya. İnşallah beraber çok güzel yerleri gezeceğiz. Kafamızda da çok güzel planlar var. Onlar için Ece ben her gün yatağımda onun planlarını söyleyemiyorum ama ileride gördüğünüzde sizin de çok hoşunuza gidecek planlarımız var. Hayallerimiz var. İnşallah yola çıktıktan sonra hepsi tıkır tıkır olur diyelim. Allah ömür versin. Bu bölümde biliyorsunuz kalp krizi geçirdim. Şimdi hiçbir şey yok dedim. Demek ki ben korumuşum kafamda. Evham. Evet. Vesvese gelmiş. Evet. Sen de onu evhama dönüştürmüşsün. Evham geçirdim be ya. Kafanda büyütmeyeceksin ve bin kere falan da söylemeyeceksin öyle hastalıkların adını. Ben çok memnunum çünkü bir daha hayatı şöyle gözden geçirmiş oldum. Ha tabii. Hoşuma gitti benim. İyi oldu. Kendimi bir bazen dalıyorsun gidiyorsun hayatın içinde. Sonra bir silkeliyorsun kendine geliyorsun. Aa diyorsun bu dünyada neden varım falan onları hatırlıyorsun. Manasını bulmak güzel hayat arayışında. Ne yapacağının manasını bulmak güzel. Ya şeyler çok güzel oldu ya. Şu top şeyler onları inceliyorum. Allah'ım diyorum ne kadar burada güzel yağlamışım. Biz de anlatıyoruz. Mana falan filan. Toplara bak ne güzel duruyor ya kenar. Ağaçlar ne bileyim. Uşuru güzel yağlamışım. İşte burada dünyalık, burada ahiretli. Herhalde Sibicim örnek vermek için böyle yaptın ha dünyalı ahiretli. Yok biliyorsun. Henüz odaklanamıyorum bu evin içinde. Ben de odaklanamıyorum açıkçası. Çok güzel oldu. Çok içmesinde. Biz zaten hep böyleyiz yani. Yapıyoruz evi sonra geliyoruz böyle. Arada bir evden çıkıyoruz akşamleyin de ışıklatıyoruz camdan bakıyoruz. Ya ben okuldayken de öyleydim ki ödev yapardım önüme koyup böyle izlerdim. Neyse o zaman mercimekli mantıda görüşürüz diyelim. Ya bilmiyorum ya videoyu çekmeyi hatırlar mıyız bilmiyorum mantı geldi. Umarım çekeriz. Anneanneyi de bir görmüş oluruz hep beraber. Ziyaret etmiş oluruz. O zaman akşam görüşürüz. Hadi görüşürüz. Vay 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 vay. Mantıya bakın be. Amanın. Ne güzel yemekler yapan gelinlerin varmış senin ya. Ya mantı yaptı getirdi gelinim bak. Allah razı olsun. Anneanne o zaman mantıya bir like alır mıyız? Like verin mantıya.